beraber. Everybody! İstanbul'u tanıyoruz, tanıyoruz. İstanbul'u tanıyoruz, tanıyoruz. Bir, iki, üç. Bir tane alana, bir tane de bedava. İtişip kakışmayı alın beyler. Hepinize çok değişik İstanbullar mı var? Ustam ölmüş, satmak benim işimdir. İstanbul'u satıyorum, satıyorum. Çok paralı İstanbul, sultan al. Yıkarak konakları, köşkleri. Gerekirse, gerekirse yakarak. Hepinize çok değişik İstanbullar mı var? Ustam ölmüş, satmak benim işimdir. İstanbul'u satıyorum, satıyorum. Çok paralı İstanbul, sultan al. Yıkarak konakları, köşkleri. Gerekirse, gerekirse yakarak. Koskoca bir tarihi. Graderler gezdiririm, geleneğin, göreneğin üstünde. Tek topraklar merhaba. Madalyonlu Hanzolarız, dağdan geldik bağınızı satıyoruz annenizle birlikte. Ben bütün bir kültürün muhabbetlerini alayım, kız olan kız kulesi satarım fiyatını verene. Olayların bankeriyim, üst Chicago alt şişhane. Her bir şeyin fiyatı var, diyeti var, duyduk duymadık yok. İlanlarla, reklamlarla orta yerde bağırırım, bangır bangır, my name is Mr. Mangır. Baldır güldür Fatih Sultan Mehmet abim duymadan. Noterden aldık tasnifli suretini, İstanbul'u satıyorum oyunu. Cici kılıflar diktirdim nazlı minarelere, hüzünlü türbelere. İstanbul'u satıyorum oyununu satıyorum sizlere. İstanbul'a sormadan, seyreyleyin efendim, kendinizi üzmeden, beyninizi yormadan. Yıkılsın İstanbul, eğlensin viran, sahibinin hiç haberi olmadan. Baştan peşin söyleyelim kıssamızdan hissemizi, İstanbul halidir, belki sonuna kalamıyor olur. Yüksel ki yerim bu yer değildir ey sema delen. Arşu alaya çıkarsa beton, esamisi okunmaz semanın. Demiş üstad kepenekçi Kaşif Cevdet. Kepenekçi Kaşif Cevdet.
Kepenekçi Kaşım Cevdet Efendi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte en eski ve çok önemli adamlardan biri olduğu söylenmektedir. Ecdadı hakkında elimizde bilgi yoktur. Mezarı bilinmemekte. Kepenek işiyle istigal ettiği tahmin olunmaktadır. Kendisi hakkında bilinen en önemli şey şudur ki Kepenekçi Kaşif Cevdet diye biri yoktur. Parkının yerine bir kat otoparkı yapılsa 20 katlı, 25 katlı, 40 katlı, 50 katlı bir kat otoparkı yapılsa Taksim'de en önemli sorun otopark sorunu. Ay ille yeşillik, ille çiçek görmek istiyorsa insanların canı, kat otoparkının dört bir yanına beton saksılar yapılır, içine incir dikilir. İncir mi? Fesleğen demek istedim yani. Böyle çiçekler içinde bir kat otoparkı. Zigurat gibi. Evet, şairane. Sonra şu koca koca ağaçlar, bu geniş kaldırımlar resmen arsa ziyanlı. Ziyanlık ne kelime, dümdüz spekülasyon. Evet, keseceksin o ağaçları kökünden. Bak bakalım odun kara borsası kalıyor mu? Eski ağaç bunlar, tam sobalık. Sonbaharda yaprak dökerek kenti kirletmeleri de önlenmiş olur. Benim en sinirim bozan bu çıkmaz sokaklar. Madem bir yere çıkmıyor, sokağa ne gerek var? Hiç işte. Kızlar misket yuvarlasın diye korunmaz ki bu daracık daracık sokaklar. İnce, narin gökdelenler dikilebilir yerlerine. Abi canım, bir çıkmaz sokağın nesi var, iki gökdelenin sesi var. Sonra insan buradan böyle bakınca fark ediyor. Şu Dolma Bahçe Sarayı'yla Topkapı Sarayı'da ne kadar çok yer kaplıyorlar. Aslında... Evet. Hay yanlış anlaşılmasın, saraylarımız korunsun. Korunmasın demiyoruz. Fakat sarayların içerisinde ne kadar boş ve ölü alan var. Onu demek istiyorum. Evet. Az derdik ki ta Sultanahmet'ten saray burnuna kadar. Sonra şu Gülhane Parkı... Ya! Yani ayıptır düşünmesi. 3 tane bitli şebek, 2 uyuz deve. Bir de bir abazan aslan dolanıp dursun diye. Böyle bir arsa kullanılamıyor. Ondan sonra aslan çoluğa çocuğa saldırıyor. Evet. Bence Gülhane Parkı korunabilir. Ne de olsa tarihi bir yer. Zamanı vaktinde orada şey okunmuş. Ne okunmuş? Ferman. Evet. Ya o Sultan Selim zamanında? Hayır, Fatih Sultan Mehmet zamanı. Ha, çok eski yani, ben onu demek istedim. Tazminat fermanı. 3. Ahmet zamanı. Ha öyle mi? Gayet tabii, çeşmesi de var 3. Ahmet'in. Tarihi fermanı Gülhane Parkı'nda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa okuyor. Ya bence paşası padişah önemli değil. Madem tarihi bir yer ille korunmak isteniyor, Gülhane Parkı pekala korunabilir. Dört bir yanından sütunlar çıkartılır, üst kapatılır, alt kat Gülhane Parkı. Onun üstüne 30 kat çıkılabilir, koskoca bir kent kurulabilir. Gülhane sitesi. Düşünebiliyor musunuz? Dikkat ederseniz açısı çok güzel. 30. katın ön cephesi Karadeniz'e kadar görebilir. Nefis bir şey olabilir. Arnavutköy, Bebek, İstinye, Beylerbeyi ve benzer böyle ayakları altında. Peki İtalyan kilisesi ne diyorsun? Yani, peki işte. Asyatik işgal ettiği. Canım İtalyan mı burası? Gavur muyuz biz? Roma'nın göbeğinde cami var mı? Var. Öyle mi? Yoktur. Yoktur be. Yoktur, yok canım. Olsa bile ne yazar? Papa gidip Mehmet Ali Hacı'yı affettikten sonra, Mehmet Ali Bülent oturup onunla konuştuktan sonra İtalya cami olsun alır almasın. Biz işte. Ya spor sergi sarayı, üstü çevresi orduya kadar yükselinebilir. Gayet. Ya şu kasaneye bakın Allah aşkına. Sanki kasane yapılacak başka yer yok. Sanki Kabe taşı da kımıldatılamıyor. Bu kasane çirkinliği Londra asfaltına alınsa ne olur? Londra asfaltında yer mi var? Canım söz gelişi söylüyorum. Edirne'ye alınsa ne olur? Almışken daha ileri alalım. Verelim Bulgarlara. Bir güreşçi, bir boksör alalım. Ya şu küçük çiftlik parkı. Evet yani. Ben de park ne
Mahalle çiftliği. Küçük çiftlik parkıymış. Bütün yıl boş durur. Yılda 2-3 ay kıçı kırık bir sip gelir. Mısırcılar, kokoreççiler ve vesaire. Yan önüne bak. Yahu şehir merkezi de Luna Park'ın işine karışır. Evet yani. İsimler Florya'ya kursunlar, çekmeceye kursunlar. Evet yani. Ya şu İnönü stadı gereksizliği. He? Kaç dönüm yer. Futbol olsa ne olur, olmasa ne olur? Olmasa çok iyi olur. Evet yani. Eskiden futbol mu vardı? Futbol neymiş be? İngiliz uydurması iftalaşı. Madem peşinden koşacaksın, niye tekme atıyorsun topa? Yani ayıptır söylemesi. Allah günah yazmasın, ne kadar önemli bir mıntıka yine biçim işgal ediyor şu Karaca Ahmet mezarlığı. Arkasındaki şehitlik. Şöyle bir yükselebilse orada Karaca Ahmet sikesi. Yalova ayaklar altında. Uludağ burnumuzun dibinde. İyi havalarda Bandırma'ya bekletlikle seçilir. Ya şu hep mezarlığı? Edirne Kaba mezarlığı. Kulaksız mezarlığı. Feriköy mezarlığı. En sırrımı bozan Rum mezarlığı. Evet yani. Kıbrıs sorunu bile anlamamışken. Evet yani. Ya şu Ermeni mezarlığına ne buyurulur? Diplomatlarımız sapır sapır vurulurken. Evet yani. Ayrıca o kadar dağınık gömmüşler ki Eyüp sertler heba olmuş. Daha bir çişik düzen gömebilirlerdi. Darmadağınık disiplinsiz bir gömme düzeni uygulanmış. Tamamen Selahattin Eyyubi'nin taktik hatası. Dağınık savaş taktiği uygulamış. Öleni öldüğü yere gömmüşler, dağlar tepeler olmuş mezarlık. Düşman üstüne saf saf delinseydi, saf saf ölünseydi, blok halinde gömülseydi. Bence dik gömülseydi ne kadar çok yer kazan olabilirdi. Zaten herkese ayrı ayrı mezar yapılması da çok saçma. Her ailenin küçük şirin bir mezarı olsun. İnce uzun şık bir mezar taşı. O aileden öleni oraya gömersin. Mezar taşına adı eklenir, olur biter. Daha derli toplu olur, daha disiplinli olur. Her cenazede mezar masrafı olmaz, ekonomik olur. Memleket kalkınır ya. Evet. Edirne Kapı mezarlığında özel aile kabristanları var. Etrafına duvar çekmişler, içinde ağaçlar mağaçlar. Ya üç küçük mezar. Çüş yani. Bu ne lahana, bu ne ıspanak turşusu kardeşim. Üç küçük mezarcık için bu kadar dönüm yer işgal edilmez, gasp edilmez ki. Gasp mı canım, resmen gasp. Evet. Resmen arsa spekülasyonu. Evet. Allah günah yazmasın. Ölmüş insanlar olayı alet ederek arsa spekülasyonu yaratılıyor. Günah yahu günah. Her şeyden önce günah. Evet. Vallahi kardeşim bana yetki versinler. Ben o Edirne Kapı mezarlığını disiplinli bir şekilde bir gece de Tekirdağ'a taşırım. Bence taşımışken kırklar elini, hatta sınırı almak gerek. Evet. Şu Yıldız Parkı'na bak. O da öyle bomboş duruyor. Abi işe yarasa gam yemeyeceğim. Sivilceli oğlanlar ağaçların dibinde. Sivilceli kızları mıncıklıyorlar. Buğuş yuvası canım, buğuş yuvası. Sokacaksın bir aşağıdan bir yukarıdan iki kraydan. Bu Yıldız Parkı'ndan ikinci köprüyü E5'e bağlayan bir çevre yolu geçse ortada Yıldız Parkı falan kalmaz, kafanın elinde kalır. Elinde sonunda geçecek oradan bir yol. Evet yani. Ne olacak bu trafiğin sonu? Şu yalılara bakın kardeşim. Şu hiç gereksiz yalılara bak. Güzelim kalmayacak, oyun işgal etmişler. Koskoca yalı, bahçesi, müştemilatı, havuzu, viskesi. Ah! 10 gökdelenlik yeri işgal ediyorlar. Üstelik fuzulen işgal ediyorlar. 7000 kişinin oturması gereken yerde oturan bir yaşlı kadın. Müteveffa Kont Fanfinfo'nun sinirli eşi Kontes Fanfinfo. Bir hizmetçi bir uşak. Kontes bütün gün 42 odasını dolanıyor. Acaba neyim, hangi odada unuttum diye. O da yılda 2 ay. Yılda 2 ay mı? Tabii Kontes yılda 10 ay Paris'te. Vay orospu vay! Affedersiniz, ağzımdan kaçtı. Affedersizlik bir şey yok, laf yerinde. Esasından alalım kardeşim, kaç milyarsa verelim. Şu Kıbrıs yasına bakın, yıllardır sinirime dokunuyor. Kışın bomboş durur. Yazın 1,5 aylığına bir yaşlı karı, bir de yaşlı hizmetçisi. 2 yaşlı karı kışlarında eze dönüp bizim gün iç takış. Satın diyoruz. Bilmem ne paşanın torunlarıymışlar. Zaten satsalar da yıkılamaz. Bu? Tarihiyle sen. Bir de bu çıktı başımıza, yüksek anıtlar kurulu. Her şey tarihi anasını satayım. Orası Harun Mecid'den kalma, burası Abdillah Tepin şeyi. Uyduruyordur, ebe gümecek. Yalan, yalan efendim, tamamen yalan. Nereden biliyorlar? O zamandan bu zamana yaşayan adam var mı? Hep Salah Birsel'in uydurması. Kimin? Salah Birsel diye bir herif hep uyduruyor bunları. Alacaksın onu, 20 dakikalık aralarla sürekli döveceksin. Bak ulan bir daha uyduruyor. Hiçbir konuda disiplin kalmadık kardeşim. İster istediğini uyduruyor. Ya şeytan diyor ki bir gece çak kibriti devreli neron dağlar inlesin. Sıra gibi yanar onlar. Evet canım, cayır cayır. Yangın Allah'ın emri, itfaiye olmasaydı. İyi elektrik kontaklanırsa itfaiyeye gelene kadar iş biter. Günaydın müteşebbisler. Günaydın Kartal Bey. Arz-ı hürmet ederiz. Kuşlar bana dedi ki üçünüz bir olup orada burada küçük tefek arsalar kapatıyormuşsunuz.
Kapatmak da kelime Kartal Bey, ayırttık daha almadık. Ha, size gelip bir danışalım diyorduk. Yarın gazeteler ne yazacak? Sizlere soruyorum, yarın gazeteler ne yazacak? Ne yazacak Kartal Bey? Kartal Asepan yine halkımızın hizmetinde. Konut sorununuz halloluyor. Haz inşa sizlere İstanbul'dan daha İstanbul bir İstanbul yaratıyor. Bu yepyeni İstanbul'da yerinizi almakta acele ediniz. Aydınlılar, gözünüz İstanbul. İstanbullular gözünüz aydın. Evet. Aynen çıkıyor yarın gazetelerde. Hepsine yarımşar sayfa ilan verdim. Yarın İstanbul birbirine giriyor. Sabah olsa da gazeteleri alsam diye kuduruyorum. Daha çağdaş, uygar, sanatsal, geometrik ve simetrik bir İstanbul düşünüyorum. Burada bir gökdelen varsa onun tam karşısında karşı tarafta da aynen böyle bir gökdelen olacak. Burada bir Hilton varsa ki var. Öyle hıyar gibi bakmaya gerek yok. Onun tam karşısında Bağlarbaşı'da da aynen böyle bir Hilton olacak. Cetvelle çizilmiş bir İstanbul, bol bol. Hislerimize çevirmen oluyorsunuz Kartal Bey. Evet. Biz zaten sizin bu parlak fikirlerinizi bildiğimiz için naçizane arsa kırıntılarımızı değerlendirmek üzere size başvurmayı düşünüyorduk yarın sabah erkenden. Efendim, müteşebbis var, müteşebbislik var. Biz teşebbüslerimizi daha müteşebbis bir abimizin kanatları altında güvenli bir biçimde geliştirelim diyoruz. %10'lardan %30 istiyoruz. Bana ne kalacak? Gerisi %70'i. Siz nerede güzelleştiniz böyle? Üçünüze %3'ten toplam %9 diyelim. Olanak yok. Olmaz. Niye? Anneniz mi kızar? Adam başı %10. Üçümüz %30. Üçünüze toplam %10. Anlaşabilirdi, kısmetliymiş. Bana bakın. Bana bakın. Bu kadar çok insan bölüşmez bir pastayı. Biz kaçalım o zaman. Evet. Yine beklerim. Teklif tekliftir. Toplu teklifle gelmeyin. Erkekseniz tek tük gelin. Sel gider, kum dimdik ayakta. Bir an kapatalım gözlerimizi, sonra birdenbire açalım. Büyü gerçekleşmiş, yağmuru yumru yok. Gökyüzüne mağrurca yükselen gökdelenler, gözdelenler. New York gibi bir İstanbul. Chicago gibi bir İstanbul. Siz buna layıksınız. Ben size bunu yapacağım Sayın Aydınlar. Pardon, çok çok özür dilerim Sayın İstanbullular. Kartal Bey. Yes yavrum. Mimar Sinan diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Randevunuz var mı diye soruyorum. Randevu ne diyor. Al içeri yavrum. Baş üstüne. Karım bu kıçı kırık sekreteri kıskanıyor. Kıçı da o kadar kırık değil aslında. Lan bizim sekreter taş gibi. Karım çok haklı vallahi. Hoş geldin koca Sinan'ı. Hoş gördük. İstanbul'u nasıl buldun? İstanbul'u bulamadım. Anlamadım. İstanbul nerede? İstanbul'dayız işte, tam göbeğinde, hatta göbek deliğinde. Hayır, bizim İstanbul'umuzu nereye götürdünüz? Ellerimle yaptığım camilerimi bulamadım. Apartmanlardan camiler görünmez olmuş. Aa, o ne öyle? Boğaz köprüsü. Ah, eyvah. Canım boğazın üstüne köprü diye ede ede bunu mu eda ettiniz? Nesi var? Tövbe estağfurullah. Betonlu yığının arasına tel germişler. Tövbe tövbe estağfurullah. Ben o kadar köprü yaptım, hiçbirini görmemişler mi? Nesi var Boğaz köprüsünü ya? Canavar gibi. Doğru buyurdun. Tıpkı bir canavar gibi. İstanbul'un iki yakasına dişlerini geçirmiş bir beton canavar. 323 yapı yaptım. Böyle çirkinliği yapmadım. Hiç mi mimar yetişmez oldu memlekette? Yok mudur mühendis anı devran? Yetişmedi mi benden beri bir ser imar anı cihan? Koskoca devletin ser mimarı yok mudur? Olayların mimarı Turgut var. Kendisi mimar mıdır? Hayır, kendisi memurdur. Peki bunu köprü diye kim yaptı? Bunu bizimkiler yapmadı, bunu gavur yaptı. Vah. Demek bizim köprülerimizi kefere yapar oldu. Keşke beni daha evvel çağırsaydınız, İstanbul'a gerdanlık bir köprü nakşitseydim. Sen de yaptın, aynısını yapacaktın koca Sinan. Artık dünyadaki ideal ve standart asma köprü tipi bu. Ben yapsaydım sanat eseri olurdu. Bu inşaat olmuş. Olabilir ama bu sanat eseri olarak düşünülmedi. İhtiyaçtan yapıldı. Be cahil. Ben hastaneler yaptım, hastalar şifa bulsun diye. İmaretler yaptım, yoksulların karnı doysun diye. Su kemerleri yaptım, insanlar suya kavuşsun diye. Köprüler yaptım, tez ulaşılsın diye. Darül kurallar, imaretler yaptım, ilim irfan alınsın diye. Bunlar ihtiyaçtan yapılmadı mı? Hepsi sanat eseri.
Çok megalomansın Sinanlı. O ne demek öyle? Ha, kendini çok beğenmişsin. Fazla tevazu gösterme, inanırlar. Niye benim bütün ansiklopedilerde yakışıklı resmim var? Hıyar ha? Tabii yani herhalde. Mutlaka. Öyle durup dururken koca Sinan dememişler tabii. Hiç dolaşmadın mı Süleymaniye'yi gidip görmedin mi Selimiye'yi? Ya o turist miyiz biz Selimiye Süleymaniye'ye dolaşacağız? İş adamıyız biz. İşimiz gücümüz var bize. Vah vah vah. Eller yedi düvelden gelir incele defterlerimi. Torununun 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 aptal torunlarının haberi yok Süleymaniye'den. 7 yıl boyu 7000 kişinin teri döküldü. Kanı döküldü o taşlara. Kanı mı? Evet. İş kazası ha? Elbette. Çok oluyor mu iş kazası? Olmaz olur mu? Vinç yok, harç yok, o yok, bu yok. Hasbelkader inşaat. Koydun taşı taşın üstüne, durdu durdu. Durmadı düşen taşın altında kalır amele. Allah'tan amelenin bini bir para. Tabii o zaman sendika yok, bir bok yok. Grev mrev yok, ücretler düşük. Ne ücreti canım, ücret mücret yok. Yok ya. Tabii canım, çalışmayana falaka. Dayak zor yine ha. Başka türlü çalışmaz ki bu millet. Harika ya. Sende şimdi diploma da yok değil mi? Ney? Diploma, diploma. O ne o? Mimarlık okulu mezuniyet vesikası. Nasıl anlasak şimdi sana bunu? Sen mimar olmak için mektep medrese okudun mu? Aa, benim ustam vardı, çırak oldum yanına. Mektep ustamdı. Yavuz Sultan Selim'le Çaldıran Savaşı'na katıldım. Şark'ın mimarisini gördüm. Mısır seferine katıldım, Mısır'ın mimarisini gördüm. Kanuni Sultan Süleyman'la Boğdan seferine katıldım, Garb'ın mimarisini gördüm. Uzun uzun inceledim Ayasofya'yı. Dediler ki yapılamaz bundan büyük kubbe. Ondan büyüğünü, ondan muhteşemini yaptım. Hem kalfalık zamanımda, henüz icat edilmemişken çimento, beton. Helal olsun. Mimarın okulu gözüdür, kafasıdır. Boş arsaya bakıp göreceksin yapıyı, ondan sonra başlayacaksın çalışmaya. Zaten ben de senin böyle ne kadar büyük olduğunu bildiğim için özellikle seni çağırdım. Şu mahvolmuş İstanbul'u şöyle bir yeniden imar edelim diyorum. Dedim ki lan bu işin kralını yapsa yapsa kocasına yapar. Evet, evet ama neresinden başlamalı bilmem ki. Ay, önce şu Boğaz Köprüsü'nü kaldırıp atmalı. Sen taktın mı köprüye Sinan? Ya asma köprü böyle oluyor artık. Dünyanın her yerinde böyle. Tipi böyle. Bak az ileri ikincisi yapıldı. O da aynen öyle. Yumuşak mı? Boğdan seferinde Kanuni Sultan Süleyman Prut Nehri üzerine köprü kurdurmak istedi. Askeri karşıdan karşıya geçirmek için. Ordunun ser mimarı, bütün öbür mimarlar kafa kafaya verdiler. Ve dediler ki Kanuni'ye, padişahım suyun akıntısı çok kuvvetli. Buraya köprü yapmak mümkün değil. Kanuni sinirlendi. Zaten sinirli adamdı. Mimarlara bir fırça, bir fırça. Ben de askerin biriyim orduda. Uzaktan dinliyorum. Baktım iş sarpa saracak, dayanamadım atıldım. Devletliğim dedim. Ben bu köprüyü yaparım. Mimarlar bıyık altından güldüler. Mimarlar bıyıklıydılar. 13 günde tamamladım köprüyü. Koskoca ordu geçti üstünden. Rivayet ki hala durmaktadır köprüm Prut Nehri üzerinde. Kanuni'nin yüzü güldü, ser mimar Acem İsa'ya döndü. Gördün mü Acem İsa? Bundan böyle bilesin kim? Mümkün değil lafı yoktur Osmanlı'nın lügatinde. Helal olsun, tarih kitabı gibisin vallahi ya. Senin gibi böyle tarihi kronolojik bir şahsiyetle karşı karşıya olmaktan ben acayip kıvanç duydum. Duy tabii, duy duy. Ay, demem o ki hiç uyumamış o köprünün ayakları o güzelim Ortaköy Camii'ne. Hangi cami? Ortaköy Camii. Bak şurada köprünün ayağının dibinde. Orada cami mi? Allah Allah, hiç dikkatimi çekmemiş. Ama şimdi o camiye uyduracağız diye köprünün ayaklarını minare yapacak değildik ya. Ben minare yapalım demedim. O camiye uyan, bizim mimarimize uyan, bizim üslubumuzda İstanbul'a yakışan bir köprü yapılabilirdi. Burası Prut Nehri değil usta. O yükseklikte yapacaksın, altından vazır vazır binlerce gemi geçecek. Başka türlü olmaz, mümkün değil. Be cahil çocuk, az önce söyledim ki sana, mümkün değil lafı yoktur bizim lügatimizde. 3 merdiven çıkardım bir minare içinden. Birinden çıkan görmez öbürünü, sanır bir tek merdivendir minareyi dolanan. Yapamaz mıydım yani İstanbul'a bundan daha uyan bir köprü?
Tamam belki yapardın da çeker miydi bakalım senin köprü bu kadar ağırlığı, bu kadar tır kamyonunu? Saniyede bilmem kaç tane kamyon geçecek onun üstüne vasır vasır. Hesabı kitabı varmış. Öyle taş üstüne taş koymaya benzemez. Yahu sen beni giderek sinirlendirmeye başlıyorsun. Ben statik hesabı bilmesem 500 yıldır ayakta durur muydu eserlerim? Ne zelzeleler gördü benim minarelerim, camilerim? Birinden bir tek taş düştü mü? Kıyarak ha? Sinirlenme kocasına, mesela elini öpeyim mi? Sen cahil, cehaletin bulaşır saniye marifetiyle. Tamam mesela öpmeyeyim, yani ben sana en derin sevgilerimi, saygılarımı belirtmek istemiştim. Ben sana aslında şu Mamur İstanbul projemi anlatmak istiyorum. Anlat bakalım. Ben şimdi diyorum ki, bu küçük tefek evler var ya. Evet. Bunların hepsini yıkalım. Bunların yerlerine 30 katlı, 40 katlı, 50 katlı gökdelenler yapalım. Daha çok insan yaralansın bu metrekarelerde, hani halkımızın konut sorunu çözümlensin. Tabii işte öyle Sheraton gibi, Etap Oteli gibi görkemli yapılar. Evet ama o zaman Galata Kulesi'ni de yükseltmek gerek. Süleymaniye'yi de bir o kadar yükseltmek gerek. Ne ya? Ne alakası var? Kaybolur giderler gökdelenlerin arasında, minareler görünmez olur. Kaybolmazlar, niye kaybolsunlar kocasından ya? Onlar öyle aşağıda dururken de meraklısı inecek bakacak. Ha, anladım şimdi anladım. Sen diyorsun ki İstanbul'un üstüne beton dökelim, betonu kat kat yükseltelim, arşa çıksın İstanbul diye bir beton yığını, görülmesin gökyüzü. Ay yaşayasın, ağzını öpeceğim. Müsaade et, ağzını öpeceğim. Uzak dur fındık. Bana derhal şuradan 3 çifte bir kayık çağır. Taksimetreli. Hemen türbeme dönüp yatmalıyım. Zaten 499 yaşındayım. Bari İstanbul'un bundan kötü halini görmeyeyim. Gözler olsun lan. Bir şey olmadı, kapattım. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Acayip eski kafalı oluyor bu eski adamlar. Ben 0 ila 3 yaşında bir mimar bulmalıyım kendime. İstanbul'un sesi bitmiş. Hani gür sesli bir simitçi. Çok arabesk sokaklardan geçiyorum. Hani nerede sokak satıcısının sesi? Sokak satıcısı nerede? Satıcıdan vazgeçtik. Hani sokak nerede? İstanbul'un sesi çok ıraktan gelir. İstanbul'un sesi çok ıraktan gelir. İstanbul'da zamanı en güzel ben bilirim. Bin bir sokak satıcısının sesi belirlerdi saatlerin rengini, rengini. Aletçilere başlar sabah. Kestaneci bir mevsimdir, kedilerin sevgilisi mancacılar. İkindiyi belirliyor macuncular, macuncular. Simitçiler çöker akşam, bozacılar sürer gece. Bin bir gece, bin bir sokak satıcısının sesi belirlerdi havaların durumunu, durumunu. Salepçinin sesi nezle, hava ayaz demektir. Simitçi çok öksürüyor, sıkı gitmek gerek. Yoğurtçunun sesi bitmiş, çıngıraklar idareyi maslahat. Bir eskici sesi çok rahat.
hikmetini yaşatmar ya. Bırakırken sınırlara vermez onlar mercimekten. Sınırlara vermez onlar mercimekten. Birazcık da hasbel kader, birazcık da hasbel kader. Her ayını ihraç edip silahı ithal ettiler. Üç gümrükler geçmeden, üç gümrükler geçmeden. Üç gün içinde bankalarını verdiler. Neler saçmalıyorsun sen sen? Sıkıldık bu iftiralardan. Çık bakayım sahneden. Onlar ermiş muradına, onlar ermiş muradına. Sayın Bakanım, içinde bulunduğumuz sıkıntıları göz önünde bulundurarak ben ve kardeşim Molla Çelebi Camii'ne dahil olmak üzere Kabataş İskelesi'ni Dolmabahçe Sarayı'na kadar satın almak özverisini göstermek istemi içindeyiz. Saygılar. Ben bakan değilim ki. Öyle mi? Öyle ya. Öyle ya. Sayın Bakanım, iyi günler dilerim içinde bulunduğumuz. Ben bakan değilim ki. Öyle mi? Öyle ya. Sayın Bakanım, iyi günler, saygılar. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar. Saçmalamayın. Ben bakan falan değilim. Evet tamam. İçimizden birinin bakan olması gerek. Bakanlık öyle müsmünhal duruyor. Öyle ya. Peki sevgili kardeşlerim, sizi kırmıyorum, bakanlığın ağır yüklerini omuzlarıma alıyorum, teveccühüm. Bundan böyle görüşmelerimizi bakanlık düzeyinde sürdürelim. Laubalilik olmasın lütfen. Kutlarım sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim yok. Sayın bakan ya da sayın bakanım, sizin karşınızda bir bakan var. Özür dilerim sayın bakan kardeşim. İzninizle sizden Kabataş iskelesi ve çevresini satın alıyorum. Evet alıyoruz. Özür dilerim, oraları satamam. Niçin? İzninizle oraları ben satın alıyorum. Sen alamazsın. Niçin? Sen bakansın, olmaz ki. Sizin için yerinde bir tasarruf olmaz sayın bakanım kardeş. Bırak şimdi siz de bizle konuşmayı. Ben niye satın alamıyormuşum? Nasıl alabilirsin kardeşim? Sen bakansın. Ancak satabilirsin. Yani ucuz fiyatla elden çıkarabilirsin. Senin ucuz fiyatla elden çıkardığını da bizler satın alabiliriz. İstifa ediyorum. Ne için? İstifade edemiyorum. Sizin olsun böyle bakanlık. Bir kabataşı bile satın alamıyorum. Ne anladım ben bu bakanlıktan? Kim isterse olsun ben ondan kabataş satın alayım. Sakin ol canım kardeşim. Sen iki kardeşim için kendini feda edeceksin. Yapacaksın bunu vatan için. Senin payını sana ayıracağız elbette. Bit tabii. Öyle mi? Öyle ya. İyi tamam, o zaman kendimi seve seve feda ediyorum. İstifamı geri alıyorum. Güzel. Hemen ucuza sat bize şurayı. Satılacak yer benim değil ki. Halkın malı. Aptal çocuk! Halkın malı satışı için bana güvenmeyin. Bunu yapamam. Nankör! Kardeşlerine bunu da mı yapacaktın? Israr etmeyin, satamam. Olsa olsa pazarlarım. Orada ne yapmak istiyorsunuz? Biliyorsun. Öyle ya. O zaman müsteşarla görüşün. Bizi bürokratlarla uğraştırma sevgili kardeşim bakan. Oraya büro var, iş yerleri, çiş yerleri, parkingler, sosyal ve asosyal konutlar yapacağız. Mamur ve müreffeh bir Kabataş düşünüyoruz. Peki tamam. Benim emir verdiğimi söyleyin. Hemen işe başlayın. Sayın bakanım, ben hayranlarınızdanım. Tüm filmlerinizi izledim. Televizyondaki programlarınızı hiç kaçırmam. Bir imza lütfeder misiniz? Şöyle kağıdın altına sağ lütfen. Bakanlığa yakışan bir imza. İmzaya yakışan bir kağıt. Hadi imzala canım kardeşim. Çok inatçı. Çocukken de böyleydi bu. İmzalasana lan! Bana ne, bana ne? Ya demin konuştuk, anlaştık ya kardeşim bakan. Atsana şuraya o cici aptal imzanı canım, salak kardeşim. İstediğiniz çok şey. Fazla yer işgal ediyorsunuz. İşgal mi? Ne çirkin söz. Biz İngiliz ordusumuz, işgalle kelime hizmet bizimkisi. Vatan borcu kamu hizmeti. Orayı güzelleştireceğiz. Üstelik içinde biz oturmayacağız ki halkın hizmetine sunacağız. Halkımız yararlanacak kendi topraklarında. Görevimi kötüye kullanmak istemiyorum. Bu bir skandal. Aptal çocuk! Çocukken de böyleydi bu. Size oraları veremem. Bilirsem benim avantam ne olacak? %33,33. Her zamanki gibi kardeş payı. %34. Olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? %34. Ben bakanım. Şüş! Yuh! Hayır! Tamam peki. İmzala. Aferin cici çocuk. Bakanlığa yakışan bir bakan. Bakana yakışan bir imza. İmzaya yakışan bir kağıt. Kağıda yakışan bir cep. Cebimize yakışan bir iş. İşimize yakışan bir tavır. Evet. Yalnız küçük bir sorun var. Nedir? Ben bakan değilim ki. O iş bağlandı bile. 3 gün sonra bakansın. Yok ya. Her o.
Peki şu set üstündeki abuk subuk evleri ne yapacağız? Zaten biz ön blokta 25 kata, 30 kata yükselince bunlar arada gecekondu gibi kalacak. Çok çirkin, göze hoş değil. En iyisi Grider. Evet evet, en iyisi Grider. En kralı buldozer. Sonra denizde doldurabiliriz biraz. Vatan toprağına toprak atmış oluruz. Niye Fransız toprağıyla mı dolduracağız? Anlamadım. Vatanın toprağını bir yerden alıp başka bir yere naklediyoruz. Vatan toprağı artmış olmuyor ki. Yer değiştirir. Evet ama yurdumuz karalarının 103'ü mü büyüyecek metrekare olarak? Ölü metrekareleri yaşar hale getireceğiz. Şöyle 10 metre ilerlerse kıyıdan fazla bir şey değil. Şuraya kadar. Haritada hissedilmez bile. Arabalı vapur için de kolaylık olur. 40 saatte gelemiyor. Kat ettiği yolu 10 metre kısaltarak gidiş dönüşte 20 metre kazandırıyoruz vapura. Yurt ekonomisine büyük katkı. Bravo! Bunu hiç düşünmemiştim. Bravo ben vallahi. Ben de kendimden beklemezdim. Kardeşlerim, boğazı doldurmanıza izin veremem. Çelik güler soylaşma. Asıl siz dalanlaşmayın. Boğaz doldurmak sevaptır. Dolmabahçe Sarayı boğaz doldurularak bahçe edilmiş, üstüne saray edilmiştir. Öyle mi? Gayet tabii. Neden adı Dolmabahçe? Deniz doldurulmuş, bahçe edilmiş. Biz de bizimkine Dolmataş sitesi deriz. Zaten Kabataş isim olarak çok kaba. Dolmataş çok daha zeytinyağlı bir isim. Kız Kulesi de isim olarak çok güzel. Anlamadım. Hani diyorum hazır eldeymişken Kız Kulesi'ne bir şey yapılamaz mı diye düşündüğüm bir an. Elimiz çimentoya bulaşmışken. Ne gibi? Ne bileyim şöyle panoramik döner, turistik bir restoran. Üstünde bir bar, onun üstüne bir pub, üstüne bir disco. Son 20 kat otel, tepeye havuz, havuz bar ve disco. Yani şöyle küçük bir restorasyon yapılamaz mı Kız Kulesi'nde diye. Öyle bir aklımdan geçti. Dolduracaksın salacak iskelesiyle Kız Kulesi'nin arasını şık taşlarla. Nefis bir bulvar. Salacak Kız Kulesi arasında tramvaylar çalışacak. Kız Kulesi muazzam bir turistik site haline gelebilir. Turizm patlaması olabilir. Evet ya. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın her yerinden akın akın turist geliyor Kız Kulesi'ne. Turizm de Haçlı Seferleri. Böyle bir patlamanın kardeşimizin bakanlığı sırasında olması önce kardeşimiz, sonra ailemiz ve sonra vatan için ne büyük onur. Turizm ve yurt ekonomisine büyük katkı. Elbette. Şu an kaç kişi ziyaret ediyor Kız Kulesi'ni? Sevgili kardeşim bakan, az önce imzalamış olduğun değerli kağıt işte böylesine büyük bir kalkınmanın tarihi vesikasıydı. Yok ya! Help! Ailemiz seninle kıvanıyor. Projemiz münasip midir? %34'le münasiptir. En iyisi Grider. En kralı buldozer. Kulağa ne hoş gelir çalışan bir Grider'in sesi. Bir kalkınma senfonisi. Güzel! Operasyonun adı bu olsun sevgili kardeşlerim. Senfoni kalkınma. Yönetim kurulu toplanıldı. Gündem her gün para kazanılacak. İşimiz bu. Kazanılan parayla başka para kazanılacak. O parayla yepyeni paracıklar kazanılacak. Az söz çok para. Tartışmayla yitirirsek zamanı çok para yitirmiş oluruz. Vakit faiz, toplantı bitmiştir. Tarakçı kardeşler ve Tarak Bank ve Yav kuruluşları. Güvencelerin en büyüğü, en güvencesi Tarak Bank ve pek sayın Tarakçı kardeşler yine halkımızın hizmetinde. Önemli bir operasyonun itici finans gücü olarak emrinizde. Nasıl? Tarak Bank ve pek sayın Tarakçı kardeşler, güvendiğiniz müteşebbis Kartal Asyapan ile el ele. Pek sayın Tarakçı kardeşler, %10'a ne buyurulur? Biliyorsunuz hiçbir riski yok işimizin. Garantiden de garanti. Ne kadar paranız varsa bana verin, çok kısa sürede çoğaltayım servetinizi %20 oranında. Kimse veremez daha fazlasını. Veririm diyen yalan söyler. Günü gelir veremez yanar gider paracıklar. Veririm der, günü gelir veremezsem milyarlarca mahcup olurum sizi. Anlayışlı olun biraz, ben hiçbir şey kazanmayayım mı? Sizi gaddarlar, sizi bilirsiniz ayrı ayrı severim çünüzü. Madem öyle çünüz için %30 diyelim. Ne kadar kıpırdamaz olmuş kıllarınız. Kılları kolalattırdınız mı nedir? Pekala sizin için kuralları yıkalım, %40'a tırmanalım mı? Pekala madem öyle kardeş kardeş bölüşelim, %50 sizsin. Ha? Sıkarsınız ama ne istiyorsunuz peki? Hepsini! Yok ya. Ben ne oluyorum? Ben bedava mı çalışıyorum? Ve fakat bendeniz peygamber değilim beyler. Bizim de öyle bir iddiamız yok. Köleniz değilim ben. Evet, paranız var ama iş parayla bitmiyor. Fikirler gerekli. Benim fikirlerim var. Fikirlerimden yararlanın diyorum size. Yararlanıyoruz zaten. Siz yolu açtınız Sayın Kartal Asyapan.
Biz sizi izliyoruz. İzninizdeyiz. İzninizle. Bütün riskin altına ben giriyorum. Herkese ben muhatap oluyorum. İşin hamallığını yapıyorum. Kaymağını siz yiyorsunuz. Peki kaymağından vazgeçtik. Üç kaşıkla biz bakalım şu kazancın tadına diyoruz. O da yok. Ne yani? Biz oruçlu muyuz bu işte? Size gaddarlar sizi. Her gün daha çok istiyorsunuz. Alışma ışı kudurmuştan beter. Kötü alışkanlıklar edindirdim sizlere. Beni sömürüyorsunuz. Ben de hıyar gibi kendimi sömürttürüyorum. Estağfurullah. Sizinle çalışmaktan gerçekten kıvanıyoruz Sayın Kartalas Yapan. Yaptığınızı has yapıyorsunuz, biliyoruz. Parayı verelim işe başlayın. Siz bu işte kazanmayın. Onun yerine biz size Haliç kıyısında turistik inşaat izni olan 400 metrekare yer verelim. Oraya istediğinizi yapın, istediğinize satın. Bize yalnızca karın %50'sini ver. Allah cezanızı versin. Gidip bir yerde kutlayalım. Pasaj'a gidelim. Niye pasaj? Her yer ateş pahası. Bence bir şişe viski alıp birine misafir gidelim. En ucuzu o. Evet. Babam da padişahmış. Akide Hatun yampiri yürüyormuş. Yürüsün. Ben onu yürüyüş kolunda kullanmayı düşünmüyorum ki. Yürümesin, yatsın, uzansın, öylece dursun. Tamara'nın eli uzunmuş. Uzun olsun ne olacak? Haremden çaldığını haremden dışarı çıkaracak hali yok ya. Tamara Esma'nın fondötenini çalmış. Hiç olsun. Bütün fondötenlerin parasını ben vermiyor muyum? Mülk benim değil mi? İren'i de durup dururken öldürttüler bana salak karılar. Anmayı Zaonos Paşa'yla evlendiririm olur biter. David Komnenos niye kızımı boşadın diye bozuk çalarsa yürürüm üstüne, alırım elinden Trabzon'u, kurarım Trabzon sporu görür gününü. Hepsi Esma'na takmışlar. Esma'nın kıçı hangisinde var? Fakat madem karıyı Zaonos Paşa'ya veriyorum, o da bana kızını versin. Sitti Hatun'u ben almadım ki. Çocukken babam bana almış. Ben o zaman karıdan ne anlıyorum? Dülkadiroğlu Süleyman Bey'in tezgahı. Babam Tufa'ya gelmiş. Görücü gitmiş,
Beş kızın içinden beğene beğene bunu beğenmişler. Götürdüler şap evlendik. Edirne'de oturuyor kadın, İstanbul'a geleyim demiyor. Ondan ne isterler anlamıyorum. Çiçek altında gitsin, Kahire'de otursun. Helen'i zaten Moray'a babasının yanına yollayacağım. Ay olmaz ki, insanın bu kadar çok karısı olmaz ki. Harem stadyum gibi. Ve minel karayı destu. Bu köprü nereden çıktı? Sizin adınız verilerek yapılan meşhur Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hünkârım. Sen kimsin? Sinan. Kaçıncı Sinan? Numarasız. Açık tribün Sinan. Yavuz Sultan Selim Han tahta çıktığında bir garip yeniçeri. Sinan bin Abdülmennam. İstanbul'dan şikayetim var hünkârım. Şikayetler yaradana. Ben kapalıyım. Peki bu İstanbul'un hali ne olacak sultanım? Sakiya, ney ver ki bir günü lalezar elden gider. İrişir faslı hazan, bağı bahar elden gider. Avni der ki, dilbera hüsnü cemale kıl vefa, baki kalmaz kimseye, İstanbul elden gider. İstanbul'un üstüne beton dökmekteler. Bu gidişte iki yakanın arasına beton döküp işi bitirecekler. Asya Avrupa birleşecek. Ne boğaz kalacak ne bir şey. Boğazı dolduramazlar Sinan, korkma. Kork, bunlardan korkulur, doldururlar sultanım. Boğazı dolduramazlar. Buna Ruslar müsaade etmez. İstanbul'un üstüne beton dökmekteler. 535 yıl önce fethettiğiniz İstanbul'un yerinde yerler esiyor. Korkarım ki İstanbul'u yeniden fethetmek gerek. Sinan, Sinan. Cenk ederek almışız İstanbul'u kafaradan. Şehir artık üç kağıtçının matrabasın elinde. Şimdi muhtar seçmezler beni aday olsam Fatih'ten. Nasıl geri alsak kenti bu eşşoğlu eşeklerden? Hayatı olmasın mı? Herhangi bir çiş umuduyla. Çünkü maalesef durdurak yoktur oyunumuzda. Antraksız oyuna itirazım var.
bir şeydir. Kiracılık daha da kutsaldır. Sizleri kutluyorum. Çok taliflisiniz. Çünkü Tarak Bank sizlere yardım elini uzatıyor. Ey ahali! Çok anlamsız bakıyorsunuz. Bu çok değerli ve nadide semtimizin muhteşem sakinleri. Tarak Bank güzel İstanbul'umuzun en güzel semtlerinden biri olan Kabataş'ı ve set üstünü ölümsüz kılmak. Set üstüne set kurmak. Gönüllerde taht araşmanı yapmak için kolları sıvamış. Bunun için gereken ekonomik fonu gözden çıkarmış bulunmaktadır. Eski evlerinizi altın fiyatına, antika bir eşya gibi satın alıp hepinizi zengin edeceğiz. Sizlere yepyeni bir semt, yepyeni evler hediye ediyoruz. Sizi kutsamak istiyoruz. Kaçtan alıyorsunuz? Fiyatlarımız sizin evleriniz kadar kelepir olmayacak elbette. Aa, nesi var bizim evlerimizin? Taş gibi bizim evlerimiz. Ellemesen 100 yıl bir şey olmaz. Eski yapı bunlar. Şimdiki gibi uyduruk inşaat değil. Estetikten yoksun kulübecikler. Kulübeciklerimize ağzınızın suyu akıyor. Peşin para ödeyeceğiz. Şakır şakır. Sizin olsun paranız. Biz evlerimizde mutluyuz. Sanırım fiyat artırmak istiyorlar. Vampirler! Sayın kabataşlılar, çok para vereceğiz sizlere. Biz daha çok istiyoruz. Peki tamam, biz daha çok veriyoruz. Çok, ben çok istiyoruz. Çok, ben çok. Dilim dilim keseceksin bu kapitalistleri. İnsanın durup dururken bolşevik olası geliyor vallahi. Merak etmeyin, çok daha çok verebiliriz. En çok, en çok istiyoruz. Peki tamam, ulan şehir eşkıyaları. En çok onu veriyoruz. Buldunuz bizim gibi müteşebbisleri? Kasıtlayın bakalım. Satmıyoruz. Evlerimizden çıkmıyoruz. Neden? Şike bu. Böyle maç olmaz. Sahadan çekiliyoruz arkadaşlar. Sayın bakanım, sayın halkımız, sayın sorunlar çıkarıyor. Boşalt bize bu evleri. Halkı sokağa atamam. Birinci dereceden inşaat bölgesi. Bir tahliye genelgesi. Kanun kuvvetinde kararname. Yapamam. Niçin? Bu kadar insanı sokağa dökemem. Sokağa döken kim? Çuvalla para veriyoruz. Başka evler alsınlar. Hem önümüz yaz. Piknik yapmış olurlar. Onlara birer çadır hediye edelim, tatile gitsinler. Güneye müneye, 3 ay dinlensinler. Ellerine geçen parayı da çarçur etmesinler. Onlar dinlenirken paraları da dinlensin. 3 aylık faize versinler bizim bankaya, servetleri çoğalsın. Evet, Tarak Bank herkese üstünde bankamızın amblemi bulunan birer çadır hediye etmeyi taahhüt eder. Halkımızı böyle bir tatilden mahrum edemezsiniz sayın bakanım. Kimseyi zorla tatile gönderemeyiz. Zorla göndermiyoruz. Herkes nerede tatil yapacağım diye deliriyor. Olanak sağlıyoruz. Çadır veriyoruz. Biz olayın Kızılay'ıyız. Kolay değil tüm evleri boşaltmak. Çok tehlikeli bir şey herkesin sokağa dökülmesi. İş nümayişe, nümayiş devrime dönüşür. Çok tehlikeli bir şey sizin benden istediğiniz. Ama önlemler alınırsa tehlike ortadan kalkar. Dikenli telle çevirsek onların tatil sitelerini. Evet. Dikenli telle çevrilebilirse olası. Ancak riskli işin fiyatı vardır kardeşlerim. %39 isterim. Şu iş! Yuh ayı, senin gözün dönmüş. Delirdi canım. E siz de takdir edersiniz ki sevgili kardeşlerim, bu kadar insanı evsiz barksız bırakamam. Kimse evsiz barksız kalmıyor. Para veriyoruz. 3 ay sonra yeni bir ev satın alıp oraya geçiyorlar. İsterseniz hepsine tek tek ev bulalım. Bize ne? Yapalım bu insanlığı be canım kardeşim. Yeni evlerini de biz bulalım. 1-2 komisyoncuyla anlaşalım. Bu hizmeti de yapalım çok sayın halkımıza. Tarak Bank'ın ücretsiz bir hizmeti olsun. Bunun için hiç kimseden 5 kuruş almayalım. Komisyonculardan komisyon alırız. Evet. Elbette bu daha insancıl bir çözüm ve bize de bu yakışır. Komisyonculardan alınan komisyonun %39'unu bana verin. Varsın %61'i sizin olsun. Ben kalender meşrebim. Meşrep değil, merkepsin. Ailemizin 100 karasısın. Puh, üvey kardeş. İpek mendilime de yağmur yağmış Üsküdar'a giderken. Anlaştık mı sevgili kardeşlerim?
Anlaştık eşşi ol eşek. Çok ayıp. Babamızın eşek olması bilmem sizi ne kılar. Anlaştık sevgili kardeşlerim. Biz ne de olsa uyumlu bir aileyiz. Her gel Hali. Gel gel Hali, gel Hali. Ey Hali, gel Hali. Hilmi bana bir ayı çıkamış ver, el kol kalkmıyor. Ah Hali di, Hali di. Ah ah Hali di, Hali di. Bu da Valestane Cadi. İşte Valestane Cadi. Valestane Cadi işim işteki yerlerden. Bu ilimizde bir evde kiracıdır. Güzel sanatlarda öğrencidir. Sittin senesidir. İşte bu da işin elebaşı. Yeraltı örgütünün gizli şefi, koskoca Mimar Sinan Ağa'yı tutamadı. Koskoca Mimar Sinan! Şşş, susun Sinan Minammet demeyin. Bir taneyen olacak, bir duyan olacak. Türbemde huzurum kaçacak, başım belaya girecek. Ta Sultanahmet'ten tebliğli kıyafet geliyorum halime bakın. Orada burada yeniçeriler hüviyet soruyor. O yeni 10 binlikleri de pabuç gibi resmin basmışlar. Haydi kıştı kıştı. Hoş geldin Sinan baba. Selam Sinan baba, sefa geldin. Sefa buldum. Hilmi evladım, rakı yok mu? Ben bunu içemiyorum. Ha? Yaratırız koca Sinan. Yaratın bari. Ne oldu? Nasıl gelişti olaylar? Güya bizim büfe, ev filan hepsi yıkılacakmış. Yıkamazlar. Vallahi Sinan baba, yıkılmasına kimsenin gönlü razı değil. Ama satan satana. Parayı gören satıp kaçıyor. Hay Allah kahretsin. Ya 3-5 kişi tahliye etti diye mahalle boşalmadı ya. Ben çıkmıyorum kardeşim. Aferin Hilmi. Top baba ya, ben çıkmam burada ya. Hiçbir şey yapamazlar, dağ başında mıyız? Dağ başını andırır bir İstanbul'da mıyız? Sizleri sokağa döküp sırtınızdan bir çuval para kazanmak istiyorlar. Güzelim evlerinizi yıkıp yerine beton yığmak istiyorlar. Öyle yama var mı? Yok. Aferin. Girene bildiğimiz kadar direneceğiz Sinan baba ya. Ben söyledim, Tahir beyefendiye de söyledim. Ha. Herkese de söyledim, dinletemedim. Bu iş iki ucu poklu değnek dedim. Yok, hemen pes etmek yok. Ben hiç moralimi bozmuyorum Sinan baba. Mahalleden gidenler güle güle gitsinler. Ha. Benim işler biraz düştü. Varsın düşsün, geçen gece dayanışma toplantısında 142 biraz atmışım rekor ya. Ne oldu geçen gece? Dayanışma toplantısı yapıldı burada. Dayanışma ne? İmece. Ha. Toplantı ne? İçtima. Rekor ne peki? En çok o gece bira satmışım, 142 bira. Peki netice türlü münazara? He? Ya, yani münazaranın sonunda ne oldu? En çok birayı Recep içti Recep ablası. Ya bunda gülecek bir şey yok, içerim tabii. İçirtiyorlar adamı kardeşim. Toplantı gecesi ben her şeyi kafamda çözmüşüm. Anlatmak istiyorum, dinleyen yok. Fıçının üstüne çıkmak zorunda kaldım tabii. Direnmek lazım arkadaşlar diye ilk bağıran benim. Kuru gürültü yapmayalım arkadaşlar dedim, sallayan yok. İndim fıçıdan, iki bira daha içti. Allah Allah diye çıktı fıçının üstüne. Dayanamıyorum, kanıma dokunuyor. Ne, bira mı? Hayır, olaylar. Ne oldu, fıçıdan mı düştü? Ya yok canım, fıçı devrilince Recep de fıçıyı tutmak istiyor. Şimdi fıçı da Recep'i tutmak istiyor ama. Ya kaç bira içtim hatırlamıyorum. 9. Neyse işte. Neyse işte, var mı oğlum, tek tek yazıyoruz burada. 9. dikledin, canavarla fıçının üstüne tırmandın. Örgütlenelim arkadaşlar diye bağırdı, bağırış o bağırış. Örgütlenme ne? Teşkilatlanma. Ha, teşkilat şart tabii. Bir elin nesi var? İki kubbede bir hoş seda. Tahir Bey de oradan işi politikayla dönüştürmeyelim dedi. İş zaten tamamen politik. Ya ben politikadan anlamam, politika sevmem. Hem bu işin politikayla ilgisi yok ki. Durup dururken evimizden, dükkanımızdan atılıyoruz. Politika ne? Siyaset. Siyaset ne? Babanın zamanında siyaset yok mu? Yok herhalde, o zaman padişah var. Padişahın siyaseti var. Yani Eflak Boğdan'la durumumuz, Sırbistan'a karşı tavrımız falan mı oluyor siyaset? Ya bu işin Sırbistan'la ne ilgisi var? Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Yumuş o yumuş.
Fıçı dingildek, ben ne yapayım? Peki yürüyüş yapılmadı mı? Belediyeye gidilmedi mi? Gidildi canım, başkan söz vermiş zaten. Evet, başkan müthiş bir adam Sinan baba, müthiş bir adam başkan. Evet. Müthiş olmak zorunda, seçim yatırımı yapıyor, lastikli konuşuyor. Seçim ne? 5 yılda bir başkan halk seçiyor baba. Halk mı seçiyor? Evet. Yani Ekeli Cühela da seçenler arasında mı yani? Gayet tabii, herkesin bir oy hakkı var, sandıkta adını bulursan. Olur mu yahu, millet ne anlar? Gider en anlayacağını seçer. Genellikle öyle oluyor zaten. Çok saçma. İşte bu başkan da gene seçilmek için yalan konuşuyor. Hayır efendim, hayır. Adam şeref sözü verdi. Sinan baba, toplantının ertesi günü belediyeye sessiz yürüyüş yaptık. Başkanla görüşmek istiyoruz dedik. Dayandınız belediye sarayına ya. Hayır tabii, patronu Halil isyanı gibi. Güzel. Aramızda bir heyet tespit ettik. Tahir Bey de heyet başkanı yaptık. Tahir Bey sizi kabul etti yani. Tabii başkan bizi başkan kabul etti. Büyük evet. Bir salona aldılar. Oturduk bekliyoruz heyet halinde. Evet. Sayın başkan şimdi sizi kabul edecek diyorlar. Adamlar giriyor çıkıyor. Şimdi sıra size gelecek diyorlar. Namaza gitti gelince görüşecek diyorlar. Azizim biz orada birer paket sigarayı tükettik. Evet. Bu arada ne söyleyeceğimizi kararlaştırıyoruz. Güzel. Biz doğma büyüme buralıyız. Sentimiz yıkılsın istemiyoruz. Tezelden bir çözüm bulun, sizin ihmalinizin kurbanı olmak istemiyoruz. Deriz diyoruz yani. Hala ihmalin kurbanı, o lafı çok güzel buldu. Tahir Bey buldu efendim o lafı. Tahir Bey o fötör şapkalı oğlum. Evet, adam hatip, adam belagati yerinde, sesi etkileyici. Tane tane konuşuyor. Fotoromanda oynamış, bayağı rahat konuşuyor. Fotoroman ne? Ya bu Sinan da acayip, o ne, bu ne? Yeni doğmuş çocuk gibi. Fotoğraf şey Sinan bu, bir tür temaşa. Şimdi kağıda resmedilmiş, gazetenin eki olarak eve sızıyor, sabahları kenefte temaşa ediliyor. Anlamadım ama neyse yani. Yani güzel konuşuyor. Evet, Tahir onun için sözcülüğümüzü Tahir Bey yaptın dedi. Aman Sinan baba, işte o sıra başkan bizi kabul etti. Hemen Tahir Bey'i öne aldı. Ben biraz gerilerde kaldım, nasıl? Başkanın resimlerini her gün gazetelerde görüyoruz. Kendisini bizzat televizyonda görüyoruz ama yakından görünce etkileniyor insan yani. Televizyon ne? Resimli radyo. Radyo ne? Resimsiz televizyon. Eyse Sinan baba, şimdi başkanı birdenbire burnumuzun dibinde görünce evet, hepimiz heyecanlandık. Ben bir gün Beyoğlu'nda Türkan Şoray'ı görünce aynen öyle oldu. Yani gözlerine inanamıyorsun. Türkan Şoray öyle kala kalıyor insan. Türkan Şoray bizi karşıladı. Başkan bizi karşıladı. Türkan Şoray kim? Yağmur'un annesi. Tanrıça mı? Evet. Türkan Şoray artist. Artist ne? Öyle ya. Film artisti yani. Film ne diyeceğim, kızacaksın şimdi bana. Ama Sinan baba, sen de hiçbir şey bilmiyorsun yani. Film ne Sinan? Ne? Nasıl anlatalım sana bunları yani? Sen ne anlayacaksın Sinan baba? Bu Türkan Şoray pek önemli biri değil. Madem önemli değil, niye Cevdet Bey oğlumuz onu görünce dona yazıyor, öyle kalıyor? O Cevdet Bey'in az gelişmişliği. Sensin az gelişmiş ulan hıyar. Hıyar ne? Salatalık. Ya Türkan Şoray olayını çevirmeyin, olayı anlatın. Ne diyordum ha? Sinan baba, başkan bizi ayağa kalkarak karşıladı. Efendi adam değil mi? Başkan, müthiş bir adam, müthiş. Buyur etti, oturttu Tahir Bey'i dinledi. Tahir Bey de Allah için çok iyi konuştu. Yalnız bir iki yerde çuvallar gibi oldu ama hemen toparladı. Tecrübeli tabii. Fotoğrafında oynamış. Evet. Başkan bizi sabırla dinledi, dinledi. Sonunda ayağa kalktı, ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Bayağı. Bu bir skandal dedi. Skandal ne? Rezalet. Ha rezalet tabii. Aferin başkanım. Evet, aynen öyle dedi. Baylar, bu bir skandal dedi. Ama öyle güzel söyledik yani, ben onu kadar güzel söyleyemiyorum tabii. Peki engel olabilecek mi evlerin yıkılmasına? Palavra, evlerin yıkılmasına başlandı bile. Yok yahu. Yıkılan bir şey yok Sinan baba. Sabahleyin ev yıkıcılar gelmişler. Berber Kemal yanındaki binayı yıkmaya başlamışlar. Berber Kemal kahveden adam toplamış. Ev yıkıcıları güzel dövmüşler. Oh. Ev yıkıcılar kaçmış. Oh helal olsun. Vallahi helal olsun. Geleni dövelim arkadaşlar.
Tabii canım, dayak cennetten çıkma. Sinan Baba, ayrıca başkan semtimizi çok sevdiğini, gençliğinin buralarda geçtiğini, yüreğinin bizlerle birlikte çarptığını söyledi. Güzel konuşuyor. İşi bu. Öyle, hepimiz ağzımız açık dinliğe kaldık. İşimiz bu. Tamam be, mahallenin çok eski bir mahalle olduğunu, insanların yaşlanıp yıpranırken kul yapısı binaların yaşlanmamasının olanaksız olduğunu söyledi. Ha, elindeki olanakları zorlayacağına dair şeref sözü verdi. Olanak ne? İmkan. İmkan. Öyle söyle söyle canım. Evet, imkansızı gerçekleştiremem ama siz benden imkansızı isteyin. Bu sizin hakkınız diye gürle değil. Hepimiz alkışladık, bizi dışarı attılar. Başkan büyük bir adam ama. Laf salatası. Çocuk gibi kanıyorsunuz hepiniz. Kentimiz halkın elinden çıkmıştır. Kentimize el konulmuştur. Kentimiz satılmıştır arkadaş. Necati, saçma konuşma. Yo, bu Necati çocuğun biraz hakkı var. Sizin işiniz zor beyler. Bugün oturduğunuz evin, yaşadığınız mahallenin pazarlığını yapıyorlar. Bunlar yarın denizinizi alacaklar. Öbür gün güneşinizi isteyecekler. Bunların gözü dönmüş. Bir gün gelecek, sizin yıldızlarınızı çalacaklar. Baylar, sayın arkadaşlar, yapmayın. Bakın, hayvan da istemiyor, huysuzlanıyor. Her an şaha kalkabilir. Belediyenin önünde bize karşı köfte gösterisi yapılıyor. Susacak değiliz ya. O güzel gövdeni gösterme sırası sende. Baylar, sayın arkadaşlar, ben deniz zavallı bir milletvekiliyim. Sayenizde. Biliyorum. Milletvekili maaşımda geçinemiyorum. Bundan şikayet etmiyorum. Lojmanımdan memnun değilim, kimseye söyleyeyim. Hani ağzımı açmıyorum. Etliye karışmıyorum. Sütlü zaten sevmem. Beyanat vermiyorum, meclise gitmiyorum. Oylamalara katılmıyorum. Katılmak zorunda kalırsam çekimser kalıyorum. Yalvarırım, beni bu işe bulaştırmayın. Bir daha milletvekili olmak istemiyor musun? Asıl bu işe bulaşırsam milletvekili olamayacağım. İsmim çevresinde spekülasyon yapılacak. Kartalar sebanalayı yıpratılacak. Biz istemezsek milletvekili olamazsın. Biz istersek olursun. Bakın pek sayın tarakçı kardeşler, sizlere çok şey borçluyum, medyunum. Ve fakat siz de bana borçsuz sayılmazsınız. Elinizi ve ayağınızı, gereken yerlerinizi öpeyim mi? Yalvarırım, beni bu görevden affedin. Sakin ol Kartal Aseban, onları ancak sen ikna edebilirsin. Sakin ol Brutus, bunda ürkülecek bir şey yok. Bak, ben ürküyor muyum? Sayın set üstünlüler, sayın kabataşlılar, hatta sayın herkes. Bütün dünya büyük bir bunalım için. Bu bunalımları ben yaratmıyorum, bunu hepimiz biliyoruz. Bu güzel evleriniz benden önce de vardı. Dolayısıyla bu evlerin sorumlusu ben olamam. Tabii ki ben bundan 100 yıl önce milletvekili olabilseydim, olaylar burada diye varmayabilirdi. Ve fakat bundan 100 yıl önce ne ben, ne siz, ne milletvekilliği, ne Brutus söz konusuydu. Ve fakat bu güzelim mahalle vardı. Bu güzelim evleriniz vardı. Bu itte şöyle küçük tefek bir temizlik yapalım denilmiş. Kötü bir şey mi denilmiş? Bu 100 yıldır süpürülmeyen mahalleyi şöyle bir el birliğiyle silelim, süpürelim denilmiş. Deli misinmiş? Hay delilmiş de ne olmuş? Kim küvene demiş? Sorarım size. Karınız evde bir odayı süpürürken sizin üstünüze mi süpürür? Hayır, ne yapar? O odayı süpüreceği zaman sizi yan odaya alır. Biz de bunu yapıyoruz işte. Yapılan ortada. Bu mahalleyi süpüreceğimiz sırada sizleri biraz yan mahalleye alalım. Daha sonra o mahalleyi de, öbür mahalleleri de, bütün mahalleleri de bir sınıf süpüreceğiz. Ben sizlerin vekili Kartalas yapan temizlikten yanayım. Sorarım size, içinizde pislikten yana olan biri var mı? Yok. Olamaz. Çünkü temizlik imanadır. Teşekkür ederim. Gazetede ilanınızı gördüm. Dolma Taş Sitesi'nden bir apartman dairesi satın almak istiyorum beyefendi. Ben de Dolma Taşlı olmak istiyorum. Ama çok pahalı beyefendi. Aa, ateş pahası ayol. Biraz indirim yapamaz mısınız acaba? Ödemede ne gibi kolaylıklar gösteriyorsunuz peki? Bakın beyefendi, Dolma Taş Sitesi'nden bir apartman dairesi satın almak istiyorum. Ancak benim o kadar param yok. Nakit olarak o kadar yok yani. Belki de bir yerler.
sizlerden birazcık borç bulabilirsem. Sizlere kredi verelim. Karşınızda koskoca Tarak Bank var. Verin, verin. Ne olur verin. Verelim elbette. Sen kredi formlarını getir kardeşim. Bayanlar, formları doldursunlar. Ah, şu güzelliğe bak kardeşim. RH pozitif. En iyi cinsten. Al yuvarlara bak, al yuvarlara. Elbette. Soyludur benim kanım. Evet, gerçekten etkileyici. Veriniz hanımefendi, vermeyi sürdürünüz. Bak bir de buna bak kardeşim. Pıhtılaşma kat sayısı ideal. Çok iyi bir kan. Çok iyi de ne kelime. Benim kanım Avrupa. Öyle mi? Gayet tabii. Ne zaman taşınabiliriz? 14 ay sonra anahtar teslim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her ay başı gelip kanınızı vermeyi ihmal etmeyin. Seve seve. Eğer bir ay vermezseniz gecikme zammı uygulanır. Öbür ay iki şişe fazla vermek zorunda kalırsınız. Helak olursunuz. Böyle ağır kan faizinin altına girmeyin. Size de yazık. Sağ olun. İşçiler para istiyorlarmış. Ne parası? Türk parası. Ortada para mı var kardeşim? Gene 100 milyar çekmişler piyasadan. Biraz beklesinler. Acelelerine. Ödeyeceğiz. Şarlıyorlar. Açız diyorlar. Gebersinler. Tabii bu da bir fikir. Onlar geberince ödenecek ücret falan da kalmaz. Ölüler para almaz. Cenaze masraflarını karşılarız canım. Eşek değiliz ya. Eşek değiliz ya. Helal olsun bu yollar, o memleketin dağına. Helal olsun bu yollar.
Baba merak ettik hani öldü mü kaldı mı diye. Sinanlar ölmez. Gelirken sokağın ağzında gördüm bir sürü ev boşalmış. Niye çıktı onlar? Sorma baba, çıkan çıkana biraz para gösteriyorlar. Ciğer görmüş kedi gibi koşturuyor millet. Ya. En son Rıfkı sattı bizi. Sen de mi Rıfkı? Bak koca Sinan, ben burada 8 yıl 18 metrekare yerde yaşadım. Kümes hayvanı gibi. Bir gün komisyoncu ayağıma kadar geldi. Bana 27 metrekarelik bir daire önerdi. Aynı fiyata. Komisyoncu ne? Ev bulan. Öyle birileri mi var? Tabii, isteyen hemen şak ev buluyorlar. Hayrına mı yapıyorlar bu işi? Olur mu canım? Bok gibi para alıyorlar.
Demek sen de bıraktın bizi ha. Ne yapalım? Yazıklar olsun sana. Çok sinirlendim benim. Bu dublede arakı benim. Da, Rıfkı'nın yeni ev nerede diye hiç sormuyorsun Sinan Baba. Bana ne? Nerede olursa olsun. Çıkmayacaktı buradan. Çıkmayın dedik size. Tamam, ev biraz uzak ama. Ne biraz uzak lan? Resmen Edirne. Edirne'den mi? Ne Edirne'si baba ya? Dalga geçiyor hemen bahçeli evleri geçince. Bahçeler lan arada. Bahçelerin içinde. Evet. Muhit neresi? Yeni çıkan muhitlerden Sinan Baba. Edirne'ye giderken aldı da bir yağmur. Neydi Sinan'ın tam adı? Köylü möylü bir şey. Mahmut Bey köy yolu. Ha bildim. Bodan Seferi'ne giderken konaklamıştık biz orada. Ama orası İstanbul değil ki. Şimdi İstanbul sayılıyor. Köy bile değil Sinan Baba, köyün yolu. Çok satılırsın lan Rıfkı. Bizi kimse evimizden çıkaramaz diye basmas bağırıyordu. Kancıklık oğlum seninki. Tabii. Ya öyle demeyin ya. Bir kere sürekli su var. Su kesime diye bir durum yok. Su geldi bidonları doldur, küveti doldur, tantanası bitti, huzura erdim. Sonra balkonum var. Balkon 27 metrekarenin dışında. Balkonla birlikte 30 metrekareye ulaşıyorum. E artık ben federe bir cumhuriyet sayılırım. Dış işlerinde kapıcıya bağımlı. Memnunsun yani yeni bu itinde. E memnun olmayacak ne var? Burada da kiracıydım, orada da kiracıyım. Oranın şartları daha iyi. Biraz uzak işte. Sen en iyisi bir helikopter al. Öyle son otobüse yetiştim de yetişemedim diye dertlenmez. Evet, son otobüsü kaçırırsam oyuluyorum. Taksi 10.000 liradan fazla yazıyor. Koyarım canım sana, sen para sevmezsin zaten. Ooo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin Sinan Baba. Hoş geldin. Selam ilmi. Ne o Recep? Alçıyı atmışsın. Ha, doktora kalsa 3 ay çıkartılmayacakmış. Alçılı manav olur mu? Söktüm attım Sinan Baba. Aferin, en güzelini yapmışsın. Yarın bakarsın kol çalışmıyor, kolu da kaldırır atarsın. Vay vay vay! Teslimiyetçi Rıfkı yeniden muhitimizde ha? Çok sinirlendim buna! Nasılsın görüşmeyeli? İyidir ne olsun? Hıcat, Recep, bira mı? Bira. Bira. Nerede şimdi senin yeni kaşhane? Edirne'nin köyü. Edirne'nin köyü. Su kesilmiyor, balkonu var. Bir hafta oldu mu sen taşınalı? Bugün 5 gün. Rıfkı'ya aç bir bira benden. Arkadaş ne de olsa misafir. Ayıp ediyorsunuz ya. Ne misafireye açma bira. Ben bunu bitirip kaçacağım. Vaktim yok benim. Son otobüsü kaçırmamam gerek. Edirne otobüsü mü? Yok baba, belediye otobüsü. Aa, demek belediye şehirler arası seferlere başladı. Helal olsun belediye. İnsan taşrada oturunca böyle son otobüslerle falan sınırlanıyor yaşamı. Yoksa taksi 10.000. Niye geliyorsun? Bu kadar zahmete gerek var mı? Git köyünde yaşa. Hiç. Özledim buraları. Arkadaşları özledim. Şöyle bir göreyim dedim. Öyle geldim yani. Ha, özledin değil mi? E tabii. Orası güzel yer aslında. Açıklık yer, ferah, temiz hava. Fakat kimseyi tanımıyorsun. 5 gündür kimseyle konuştuğum yok. Dilsiz gibi. Arkadaş yok yani. Canın bir tavla oynamak istiyor. Kimle oynayacaksın? Orada benim eve yakın bir kahve var. Hiç gitmedim. Bir gün önden geçerken baktım içine. Acayip acayip tipler oturuyor. Kimseyi tanımıyorum. Allah'ın kahvesine gideceğim. Gitsem kiminle iki laf edeceğim? Bu durumlar acayip yani. Yoksa muhit olarak çok temiz yer. Ya neden ağaçlar yerinden sökülüp bir başka yere dikilemezler? Dikilirlerse orada yaşamazlar. Şimdi sen belki çok sevdin yeni bahçeni. Ama köklerin şaşkınlık içindeler. Çok yaşamaz yapraklar. Bir bir döküle yazar. Sen de şaşar kalırsın. Derken bir gün gelir ölür gidersin. Şaşkınlık da biter. Kimler kaldı şimdi mahallede? Hilmi, Recep, ben, Tahir Bey, Laz Remzi. Cevdet Bey? Cevdet Bey işbirlikçinin önde gideni. En önce o taşındı. İşbirlikçi, düşmanla işbirliği yapam. Evet. Güzel laf, işbirlikçi. Laz Remzi kim? O pek gelmez buraya. Sokağın en dibindeki evde oturuyor. Sizler çıkmayacaksınız değil mi? Yani birileri direnecek değil mi? Ben ölürüm de çıkmam Sinan Baba. Sıkıysa çıkarsınlar. Hayır şimdi çocuklar, göreyim siz dayan. Şimdi ben gidiyorum, başınız sıkışırsa beni arayın. Süleymaniye'nin de arkasında türbemdeyim. Yoksam not bırakın. Bir daha geldiğimde sizleri burada göremezsem, mahalleyi yerle bir olmuş görürsem yüreğim sızlar. Hadi kalın sağ olun.
Güle güle. Güle güle baba. Sinan baba dikkat et. Karaköy'de hüviyet kontrolü olabilir. Olsun. Kontrol ne ha? Sorgusu var. Ha, alıştım artık. Atlatıyorum. Bu yeni yeniçeriler çok acayip. Ben de kaçayım artık İlmi. Sen bana oradan 4 tane bira ser. Niye? Sizin orada bira yok mu? Bu saatte açık yer yoktur. Bulamam. Evde oturup içeceksin yani. Uyuyacak değilim ya, sıkılırım. Buradan ta oraya bira taşınır mı oğlum? İhracat gibi bir şey. İstersen bu gece bende kal. Kalabilir miyim? Niye kalamayacaksın? Tavla bile oynarız. Oynarız değil mi? Niye oynamayalım? İlmi sen de kapat artık. Bu saatten sonra kim gelecek? Zaten mahallenin mevcudu belli. Aydan astronot unutmuşları gelecek diye. Aynen kapatıyorum. İstersen hep birlikte bana gidelim. Güzel fikir. Bir kasa bir alalım, Necati'ye gidelim. Altımız boş, üstümüz boş, yanımız boş. Rahatsız olacak kimse yok. Sabaha kadar türkü söyleriz. Evet, biraz ses olsun şu ölü mahallede. Kardeşim. Tamam tamam, bir çözüm bulunacak. Biraz sabırlı olunsun. Çocuk bile 9 ay 10 günde olur. Bizimki çocuk oyuncağı değil ki. Büyük iş. Duydunuz mu? Neyi? Gördünüz mü? Neyi neyi? Sakin olunuz bayanlar. Siz sayın müşterilerimizi memnun etmek için gereken her şey. Siz kiminle dans ettiğinizin farkında mısınız? Bırakınız yapalım. Bırakınız edelim. Her şeyi yeniden ele alıyoruz. Sizlere pirin pırıl yepyeni bir yaşam sunmanın çabası içindeyiz. Çırpınıyoruz. Bırakınız yapalım. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bırakalım yapsınlar. Bırakalım etsinler. Mersi. Çok çok Thank you.
Sinan baba. Hoş gördük. İçmiyorum, bıraktım. Oo. Nelerdi Sinan baba, yoktur ortalıkta. Sonra İzmit'te bir cami yapmışlar. Gittim Aksi Seda'sına bakmıyor. Aksi Seda falan yok. Onu da öyle cami diye yapmışlar işte. Aksi Seda ne? Akustik. Cami akustik mi lazımmış? Tabii canım, akustik. Yani Aksi Seda olmazsa cami neye yarar? Vaktiyle bir cami inşaatında işin kabası çıktı. İnce işe girişmeden önce camiye nargile getirttim. İş ilerledikçe ben de camide nargile fokurtadım. Aksedayı kontrol ediyorum. Her gün muntazaman ölçüyorum. Padişah'ı beni şikayet etmişler. İnşaat öyle duruyor. Sinan da orada oturmuş nargile içiyor. Çok sinir İhsan Paşa geldi. Güya bana fırça çekmeye. Ne yapıyorsun dedi. Nargile keyfinin zevkinin sırası mı şimdi ha? Öt dedim çok sinirli sapık. Sus! Burada caminin yankısını hesaplıyoruz ha? Paşa ne yaptı? Çok sinirlendi, çekip gitti çok sinirli sapık paşa. Padişah'a şikayet etmişler. Yapmayın, rahat bırakın ama canım demiş. Tahir Bey asıl abadis sende. Bu sabah sana gelmişler, ne oldu? Zır kapı. Hı. Açtım, nedir dedim, tahliye için dediler. Evet. Şeytan dedi, çarp diye çarp kapıyı anlamsız suratlarına. Bari suratlarına biraz ifade gelsin. Çarpsaydın? Çarpmadım. Temkinliyimdir. Ha. Onların nezaket dairesinde daireme buyur ettim. Niye? Taktik icabı, onları avucumun içine alayım diye yapıyorum. Aptal değilim. Estağfurullah. Nanelik yerime sigaralarımı tamamen bitirdiler. Ha. Ama olsun. Ben de ağzlarına baklayı aldım. Öyle mi? Elbette, hiç aptal değilim. Estağfurullah. Tahliye tahliye diyorlar. Nereye çıkılacak? Çıkılmayacak ki. Hiç. Meğer bu komisyoncuların ellerinde Cihangir'de baklı oda, dermason salon, küçük şirin, kalorifer bir daire yok muymuş? Bizim üst katta oturanları oraya önermek istiyorlarmış. Aa. Ya. Bizim üst kattakileri buraya taşınalı daha 2 yıl olmadı. Ben ciddi senedir buradayım. Benden sonra gelmiş, benden önce şak! Cihangir'de kaloriferli daireye konacak. Tepem attı. Sen çıkmayacaksın ki. Olsun efendim, prensip olarak tepem attı. Prensip ne? İlke. İlke ne? Umumi temayülü maceyesince. Aslında bizim üst katı giri çıkmasını engellemek istiyorum. Hemen talim oldum Cihangir'deki daireye. Komisyoncular pek sevindiler. Fakat aptal değilim ben. Estağfurullah. Ben bu gece şöyle durumu enine boyuna bir istişare edeyim dedim. Gittiler. 2 saat sonra zır kapı açtım. Aha! Bizim üst kattaki hayatta evime uğramaz. Merdivende karşılaşır, selam vermez. Sütlüm pütlüm iyi günler diyor. Ne istiyormuş? Bugün gelen komisyoncuları gördün mü diyor. Bak uyanığa bak. Komisyoncu muydu onlar? Şöyle bir görür gibi oldum, hayal meyal dedim. Aslında onu konuşturmak istiyorum. Hemen çözüldü dili. Bizi kandırıyorlar dedi. Ben hiçbir şeyde haberim yokmuş ki davrandım. Aptallığın alemi yok. Estağfurullah. Bizi eski evlerimizin uzaklığında ve iş yerimizi aynı uzaklıkta bir yere nakletmek zorundalar diyor. Evet. Utanmadan bana. Cihangir'de kaloriferli bir daire önerdiler demesin mi ya? Vay canına, aynı daireyi ona dönermişler. Tabii canım, aptal değiller. Kimi kandırabilirler? Aynen öylesine baba. Bana baktı, bizim üst kattaki Cihangir yaramaz diyor. Yokuş diyor, tıkış diyor. Bana Cihangir'i götürüyor. Ben bilmem mi Cihangir'i be, konuşuyor işte. Hemen anladım ki Sinan baba Cihangir'deki evi bana kaptırmak istemiyor. Aptal mıyım ben? Estağfurullah. Beyimiz sessiz ve derinden şak! Cihangir'de kaloriferli daireye konacak. Vay inek var. Ya nasıl müsaade edebilirim ben böyle bir şeye Hilmi Bey kardeşim? Ne yapabilirsin ki? Yarın sabah erkenden ben taşınıyorum Cihangir'e. Kamyoncularla anlaştım diyor. Yok ya. Elbette Sinan baba, aptal mıyım ben? Estağfurullah. Çok aptalsın lan Tahir Bey. Demek sen de kaçıyorsun, seni de kandırdılar ha. Yazıklar olsun. Herkesten ümit ederdim, senden ummazdım. Daha dün gidenlere bozuluyordum. Benim bir yere gittiğim yok Sinan baba. Cihangir şurası.
Ben bizim üst kattakini inat taşınıyorum, oraya taşınmasın diye. Sen de sattın bizi Tahir Bey. Hayır efendim, hayır, satılan bir şey yok. Satılan bir şey yok. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Eninde sonunda hepimiz kovulacağız bu mahalleden. Adamlar bizden çok kuvvetli, onlarla baş edemeyiz. Madem çıkacağız, bari doğru dürüst beye bulan taşınsın. En akla yatkını bu. Şuradan bir duble rakı versene bana. O kadar içmeyeyim diyorum, her an bir bahane bulunuyor. Ah. Alkolik ettiniz lan beni. Ne o atmaca gibi tepeme dolanıyorsunuz? Hemşerim, ben o parayı gıdım gıdım biriktirdim. Yemedim, içmedim, uspaş demedim. Hapın o sürük pantolonla yıllarca çıktım. Niçin? Başımı sokacak bir yuvam olsun için. Kutlarım sizi Remzi Bey, siz bir kahramansınız. Biliyorum. Sizin heykelinizi dikmek lazım. Dikilebilir, bence bir mahsuru yok. Bence kahraman Remzi Bey'in heykelini Dolmatas sitesinin girişine dikelim. 8 sene çıracılık yaşamışım. Bağımı satmışım, fındıklığımı satmışım. Niçin? Ha, böyle sahip olmak için. Tebrikler. He, sen şimdi gelmişsin, satma evini çık diyorsun. Bok yiyorsun. Haklısınız. Yani ne söyleseniz hakkınız var. Hem de... Bakınız Remzi Bey, sayın ve kahraman Remzi Bey. Size vereceğimiz parayla kendinize daha güzel bir ev satın alabilirsiniz. İstemem hemşerim. Benim için dünyada benim evimden cüceli yok. Ona ne şüphe? He, ben buraya yerleşmişim, alışmışım. Dayıncının evi havada, emcimin havada ve kayınçonun evi buraya yürümeyle 15 dakika be. Ben buraya yerleşmişim, alışmışım, havada ne oraya kımıldamam. Semtinize bağladığınız göz yaşartıcı bir duyarlılık örneği. He. İsterseniz Remzi Bey, buraya yapılacak konutların en üstünden bir daire verelim size. Durup dururken 30 kat yükselmiş olur. İstemez misiniz? Oturursunuz pencerenizin önüne, sevgili Karadeniz ayaklarınızın altında. Karadeniz ayaklar altına? Ya 30 kat yükselmekten söz ediyoruz Remzi Bey. 30 katı? Ya tıpkı New York gibi, Chicago gibi. Ben 30. kattan oturacağım. Tabiatıyla. Kimle oturacağım oraya? Kimseyle değil efendim. Gayet tabii olarak 30. kat sizin hakkınız demek istiyoruz. Ben 30. katta otururum. Neden? 30. kat size, siz 30. kata çok yakışırsınız. Eline karışır. Ben 30. katta oturmam. Zevceli olur, şu olur, bu olur. Olmaz efendim, neden olsun? Ulan niye olmazsın? Allah'ın zevcelisi haberli gelmeyin ya. Yapılacak inşaat en güçlü depremleri bertaraf edecek dayanıklılıkta yapılan çıkacak ortaya. İstanbul yerle bir olsa Dolmatas sitesi dimdik ayakta duracak. Senin bu 30 kat dediğin minareden yüksek midir? Elbette! Minarenin iki misli! Uy! Uy tabii, gayet tabii. Uy Remzi Bey! Ulan bunun asansörü bozulursa ne olacak? Bozulmaz efendim. Asansörler İsviçre'den gelecek. İsviçreli mühendis ve teknisyenler sistemi kuracak. Ayrıca 4 asansör olacak. Senin asansör değil, Sivicre. Aydan gelse para etmez. Niçin? Asansör Sivicre, mühendis Sivicre, Ceryani Türk. Şak Ceryan çeşeler! Kalırım 30. kattan mahsus. Açık denizdacım, istemem. İstediğiniz katta oturun. Sizi illa 30. katta oturun diye zorlayan yok. 30. katta oturmadıktan sonra ne yapacağım 30 katlı binayı? Ben Karadeniz'i görsem ne olur, görmesem ne olur? Ula ben Karadeniz ezbere bileyim. Televizyonun karşısına geçtim mi, taktım mı onun figürsünü, uzattım mı ayağımı değil Karadeniz, Karayip Deniz ayağımı dibine. Hem de renkli. Bizi üzüyorsun arkadaş. Koskoca mahalleyi boşalttık, biz senin yüzünden inşaata başlayamıyoruz. Kaç para istersen vereceğiz diyoruz. Paraya çözüm olaydı, çoktan zengin olmuşsun. Para ne be, kağıt parçası. Sağlığım yerinde olsun. İstemem. Ben halımdan memnunum. Çıkmaz yok. Bana bak! İnatçılık etme yoksa fena ol. Anlamadım. Bizi üzücü bir tutum içine giriyorsun. Bu tutum... Maazallah. Seni bir kazaya kurban götürebilir. Ya. Bak tehdit ha. Bak tehdit. En sinirlendiğim şey.
Çıkacağım bari de geçti. İnadım. İnadım. Efendim Sayın Kahraman Hepsi Bey, sizden bir ricada bulunduk. Ortada tehdit etme tehdit yok. Bizi sonra koşmayınız. Bu iş esametimizi bağladık. Biz sizin yüzünüzden koskoca bir sitenin inşaatı bekleyemez. Tüm mahalleyi satın aldık. E bize de yazık. Ulan satın alırken bağ mı sor? Ha, ellerim titriyor. Ulan bunlar her altı yerlerde. Kim var oraya? Ulan ses verme, çakarım seni araya. Ulan cımcımma. Benim Remzi abi. Sen çıktın lan. Müfeci Hilmi. Bu Hilmi. Sen misin? Ha. Hadi yavaş yavaş ışığa doğru gel bakalım. Cem, sensin de. E niye ses etmişsin? Az kaldı vuracaktım seni. Hayrola Hilmi, ne oldu lan? Vedalaşmaya geldim Remzi abi. Sefa geldim. Ne? Oo. Ula Hilmi, sen de cideymişsin. Eser mi değilsin lan? Teessüf ederim sana. Mahallede ikimizden başka kimse kalmadı Remzi abi. Hiç müşterim kalmadı. Sabahtan akşama yalnız oturuyorum büfede. Satış sıfır, elde bir şey yok. Yeni büfe tuttum Karaköy'de. Bundan sonra eş dost oraya gelecek. Ha orası ha burası ne fark eder? Hilmi neredeyse, orası Hilmi'nin büfesi işte. Ulan o Valesyalı Necati var idi, o da çıktı mı? Ha o gidici değildi ama ev sahibi tahliye davasını kazanmış. Sabahleyin zorla çıkartmaya kalktılar, çıkmam dedirtti. Polis çağırdılar. Polislerle dalaştı. Polise yumruk attı, tutukladılar. Eşyalarını yolun başından yemişler Necati içeride. Vah vah vah, acıdı bana be. Has uçaktı. Bana kalsın sen de diren ver Remzi abi. Bunlarla tek başına başa çıkamazsın. Al paranı çık, yoksa başın belaya girecek. Yok ben inatlaştım, bir kere çıkmayacağım. Sen bilirsin Remzi abi. Elbet ben bilirim de. Az hakkını helal et Remzi abi. Ben bak git. Git hadi helal olsun git be. Bravo yaptın hacı oğlum. Polise haber vermek gerek. Burada bir adam vurmuşlar. Aa, adam mı vurmuşlar? Derhal polise bildirelim. Burası bizim inşaat sahamız. Allah korusun sorumlu oluruz. Talihli sakinleri, işte size vaat ettiğimiz yeni düzen, yeni yapılar, yepyeni bir yaşam. Süpermarketinden berberine dek her şeyi içeren apartman kentler. Apartmanınızdan çıkmadan sürdürebileceğiniz bir yaşam. Yanlış anlaşılmasın, çıkmak yasak değil. İsteyen çıkabilir, yürüyebilir, gezebilebilir. Denize taş bile atabilir, bile bile bunlara bile karışan yok. Ama sokağa çıkmak istemeyenler için yaşamlarını apartmanlarında sürdürebilecekleri bir kutu kent. Kutu kent, kutu kent, cicile bir ent. Kutu kent, kutu kent. Michael Kent! Konuyla ilgisi olmayarak evet. Bizlere bu yeni kenti zeytinyağsız dolmataş sitesine armağan eden Tarakçı kardeşlere ve başta Sayın Bakanımız Beyefendi'ye çok şeyler borçluyuz. Tarakçı kardeşler yine yurt kalkınmasında önemli bir hamlenin mütevazı kahramanları. Bizlere bu yeni kenti zeytinyağsız dolmataş sitesine armağan eden Tarakçı kardeşleri hep birlikte hatta canı gönülden alkışlıyoruz baba. Ey ahali alkışlamıyorsunuz. Ellerimiz dolu. Elleri doluymuşlar la oğlum. Ne yaptın sersem mi? Tarakçıları taradım. Bu bir katliam. Ne katliamı? İstanbul'un nefsi müdafasıdır. Cinayet bile sayılmaz. Bu gece bütün bu Dolmataş sitesini dinamitlemezsem bana da Sinan bin Abdülmennan demesinler. Sinan mı? Ben bu ismi bir yerden anımsıyorum. Ansiklopedilerden, Hıyaraga. Sayın İstanbullular. Aldanıp elektronik gürültülere, sakın çağ atlamayın. İstanbul bir tarihtir. Bu tarihi satmayın. İmar edelim derken İstanbul'u yıkmayın. İstanbul'un sesiyim. Lütfen beni satmayın.